Ayşegül. Ne olur aç gözünü, yalvarıyorum Ayşegül ya. Ayşegül. Ayşegül ne olur aç gözünü. Ayşegül yalvarıyorum ne olur aç gözünü ya. Ya Poyraz abi, bu nasıl şaka? Hala ayılmadı Ayşegül abla. Ya bir dur ya Ayşegül. Acaba doktoru mu arasak, ambulans mı çağırsak? Doktor iyi fikir Ümran Hanım. Çivi çiviyi söker demişler. Açılın bakayım, emekli albayınız geldi. Albayım ne yapıyorsun onunla? Mıntıka temizliği mi yapacaksın? Ayşegül bayıldı, kendine gelemiyor burada. Allah benim belamı versin. Kusura bakma ama versin evladım. Buna düpedüz eşek şakası denir. Ayşegül. Yok böyle olma. Ambulans arıyorum. Böyle hazır sarsın işte. Yapılır mı böyle şaka be? Evet. Biz de onu diyorduk. Tam olarak şu anda albayımla bunu istişare ediyorduk. Böyle şaka yapılır mı be? Bu şaka tahammüllere tamamen aykırı evladım. Evet. Ayşegül Hanım iyi misiniz? Ya hamile kadına yapılır mı böyle şaka? Kabahat bende ya. Karnımda bunun çocuğunu taşıyacağıma nükleer bomba taşısaydım daha iyiydi. Nasıl? Pardon. Gurur duyman lazım, gurur. Karnında o çocuğu taşımak isteyen milyonlarca genç kız var ya. Al. Lan yürü git. Özür dilerim. Gel. Özür dilerim. Talepçem. Sen tam su katılmamış bir manyaksın. Benden bahsediyorum. Niye bakıyorsunuz ya? İyisiniz değil mi Ayşegül Hanım? İyiyim dedim ya, iyiyim. Hadi o zaman biz de kalkalım. He? Bir dakika ya, nereye? Daha cevabı duymadık. Bir dakika. O da öyle arada kaynadı gitti. Evet Ayşegül Hanım. Sizi dinliyoruz. Tamam evet. Nasıl? Bir dakika ya. Ben burada kalkıp camlardan damlardan aşağı atlayıp evlilik teklif edeceğim. Sen de bana şimdi tamam evet mi diyeceksin yani? Evet dedim işte, daha ne yapayım yani? Ayşegül evladım, bunu sen süründür. Süründür emi. Ya bir insan daha ne kadar sürünebilir ki? Acıyalım bence. Biz evet diyoruz Poyraz abi. Oğlum sana ne, sen ne karışıyorsun ya? Ya bıktık ya. Sevenler kavuşmasın mı? Mutlu olmasınlar mı? Ayşegüller, Porazlar kavuşsun anne. Hatta şeker diyebilsinler. Utan Ayşegül, utan. Şuncağız çocuğu bile isyan ettirdin sen be, utan be. Tamam. Evet. Aslan evladım benim, aslan evladım. İnşallah yasa düğünü yaparız ha. Ay çok sevindim, gerçekten çok sevindim. Biz de kalkalım, biraz yalnız kalsınlar ha. Hadi bakalım. Hadi geçin. Ne hissediyorsun? Endişe. Bunca kötülükle dolu bir dünyayla bir bebek nasıl baş eder? Üstelik her şeyle bana muhtaçken. O kadar savunmasız olması korkutuyor beni. Ben yanındayım Ayşegül. İşte o daha çok korkutuyor ya. Ha işte şimdi haksızlık ediyorsun bana. Ne olur artık her şey son bulsun. Bulacak. Sana söz veriyorum, bulacak. Ayşegül. Şu karnındaki bebek... yalnızca bir bebek değil. Yeni bir yaşam. Sana, bana, herkese. Düşünsene. Sen bu dünyaya yeni bir yaşam vereceksin. Yeni bir hayat. Çok acayip ya. Mutlu mu olacağız yani? Ya mutluluktan aklını çıldıracaksın. O kadar diyorum sana. Söz veriyorum bak ya. Erkek olursa Mesut Bahtiyar. Kız olursa Mesude, saadet koyarız. O kadar yani. Taş plaktan günümüze diyorsun.
Bebek olunca beni ikinci plana atmayacaksın değil mi? Yani ben de kilo alacağım. Çirkin bulmayacaksın değil mi beni? Ah be Ayşegül. Benim seni çirkin bulmam için önce iki gözümü kaybedip üstüne felç olup sonra da bilincimi kaybetmem lazım. Neyse ki şu Adil Topal konusu kapandı. Bu sefer başaracağız gibi. Alo. Süren daralıyor. Beni yapmak istemediğim şeylere zorluyorsun. Ya ben de sana ulaşsam diyordum. Bir haberim var sana. Söyle. Adresin lazım bana. Adresim mi? Ha. Ayşegül'le evleniyoruz da davetiye için. Ya korkmak ayıp değil. Kimse benden korktun diye kınamaz seni. Senden korkmuyorum. Hata yapıyorsun. Ben o kızın karnından o bebeği söküp çöpe attığımda da böyle konuşabilecek misin? Merak ediyorum. Bana bak. Eğer Ayşegül'e dokunursan, dokunmayı bırak, fotoğrafına bile bakarsan seni öldür. Anladın mı? Sonucu ne olursa olsun, yemin ediyorum yaparım bunu. Sen bana bir ara uğra. Sana birini nasıl tehdit etmen gerektiğini öğreteyim. Olur. Ben de sana nasıl can verildiğini öğretirim. Kim bu saatte? Hiç iş güç işte. Önemli bir şey değil. Uyuyalım mı? Sen uyu. Ben sabaha kadar seni izlerim. Oğlum sen hala yatmadın mı? Nebi ne yapıyorsun lan? Çantamı hazırlıyorum. Yarın babamla kalacağım da. Oğlum babanın işi başından aşkındır şimdi. Baksana bebek de bekliyorlarmış. Artık seninle uğraşamaz. O ne demek ya? Bak şimdi Ayşegül ablan hamile ya. Sana kardeş geliyor. Yani artık sen ikinci çocuksun. Olmaz öyle şey ya. Ben ikinci çocuk değilim, birinci çocuğum ben. Görürsün. Artık baban varsa yoksa kardeşinle ilgilenecek. Sen de onları çok rahatsız etme, tamam mı? Gerçekten mi? Hadi. Boşalt bunları, yat, tamam mı? İyi uykular. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ne oldu? Ya bir dakika ya, bir dakika ya, bir dakika. Nereye gidiyorsun ya? Niye giyindin? Otur bir dakika. Otur. Senin işin gücün yok mu? Benim işim gücüm sensin Ayşegül. Bir şey diyeceğim. Ya bir doktora falan mı gitsen acaba ya? Ben hastanede çalışıyorum. Ayrıca hatırlatayım, ben bir doktorum. Onu demiyorum. Bebek için diyorum ya. Tamam tamam, bugün bir arkadaşımı arayacağım zaten. Oh. Oo, Sinan Bey. Böyle görüntülü aramalar filan. Ne haber baba? İyiyim oğlum, seni gördüm daha da iyi oldum. Bak ya, bu yüz hiç unutulur mu be oğlum? Dünyadaki Sinanların en tatlısı. Oh
be baba. İyi ki aramışım seni. En yakın zamanda görüşelim, olur mu? Tamam oğlum benim. İlk fırsatta söz. Tamam peki. Görüşürüz. Hadi. E oğlum konuştuk ya az önce. Ya konuştuk da şey diyeceğim. Okuldan sonra alırsın değil mi beni? Oğlum vallahi çok zor be. Akşam Bahri amcanlara gideceğiz biz. E tamam oradan sonra alırsın. Oğlum biz geç çıkarız oradan be. Bu seferlik idare etsen. Benimle buluşmak istemiyor musun yani şimdi? Aa, o ne demek şimdi ya? Müsait değilim oğlum yalnızca. Tamam baba anladım ben. Görüşürüz. Ne diyor? Gel al beni dedi de alamam dedim. Bak. Çocuğu kırma tamam mı? Ya yok yok tamam hallederim ben. Bu aralar hassas zaten. Biliyorum. Hadi çıkalım. Ne oldu? Buluşuyor musunuz babanla? Alacak mıymış seni? Bak annen sana ne dedi? Gördün mü başladı ilk günden seni sallamaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.